Sevgidir öğretmenlik. Sevmeyen sevdiremez. Barıştır öğretmenlik. Kendisiyle barışık olmayan insanlığa karışamaz. Ümittir öğretmenlik. Gelecektir öğretmenlik. Yarın aslında bugündür. Şimdi de sözü Eğitim Bilgisayarları Başkanımız Sayın Levent Çiftkümüş'e bırakıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Tüm davetlilerimiz, tüm misafirlerimiz, Sayın İl Başkanım Ali Musa Bina ve Yönetim Kurulumuz, AK Parti İlçe Teşkilatımız, AK Parti İlçe Başkanımız Mehmet Çentikçioğlu, değerli öğretmen arkadaşlarım, hepimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun, hepiniz hoş geldiniz. Sözlerime benim çok kadim dostum, çok iyi arkadaşım, aynı zamanda sendikada ikinci başkanımız olan Ömer Malkoç'un dün sosyal medyada yayınlamış olduğu mesajı okuyacağım. Bu bizlere, aslında öğretmenlere bir öğün niteliğinde ve bizlere yol gösterici bir manifesto bence. Öğretmenler gününüz kutlu olsun, olmasın. Ben sadece öğretmenlerin gününü kutlayacağım. Tüm meslektaşlarımın değil. Mesleğinin ulvi bir meslek olduğunun farkında olan ve eli kalem tutan meslektaşlarımın günü kutlu olsun. Elleri taş, sopa, parke, molotof ve bıçak tutmuş meslektaşlarımın günü kutlu olmasın. Tüm misafirlerimize afiyet olsun diyorum. Sözü çok değerli başkanım, il başkanımız Ali Musa Bina'ya, kendisi de isterse bırakmak istiyorum. 25 Kasım. Henüz öğretmenler gününün tazeliği bozulmamışken bir sabah kahvaltısında böyle nezih bir ortamda bir aradayız. Tabii bu programımızı düzenleyen başta TİRE olmak üzere Bayındır, Ödemiş, Beyda'dan da konuklarımız var. Öncelik tabii ki kadın komisyonumuza. Bu güzel etkinliği düzenlediği için ben kadın komisyonumuz için bir alkış rica ediyorum. Ama teşekkürün en büyüğünü burada bu güzel meyveyi, yani bu güzel birlikteliği ortaya çıkmasında daha çorak toprağa ilk sürüp tohum atan çok değerli büyüklerimiz, abilerimiz, bu sendikanın bu coğrafyada, Menderes coğrafyasında ortaya çıkmasına büyük emek harcayan, fedakarlık yapan değerli abilerimiz Tuğsal Yener ve İsmail Özçevik için de özellikle bir alkış rica ediyorum. Evet, bir öğretmenler gününe daha girdik. Az önce Levent Başkanımızın konuşmasında da zikrettiği gibi tabii her yıl çeşitli vesilelerle bir takım okullarda şiddet olaylarına tanık oluyoruz, üzülüyoruz. Ama TİRE'de son yaşanan olay bizi derinden yaraladı. Çünkü bu sefer şiddetin muhatabı da bir eğitimciydi. Şiddetin kendisi de bir eğitimciydi. Bu bizim gerçekten çok utandığımız, çok üzüldüğümüz, kırıldığımız bir o kadar da eğitimcinin böyle bir pozisyonda olması adına yadırgadığımız bir durumdu. Gerçi arkadaşın geçmişini araştırdığımızda pek de eğitimci olmadığını, militan ya da teröriste çok daha fazla benzediğini de öğrendik. Ama maalesef bu tipler de eğitim camiasında hala varlıklarını sürdürüyorlar. Ben devletimizin gerek FETÖ terör örgütüyle, gerek PKK terör örgütüyle ve diğer sair terör örgütleriyle verdiği mücadelede özellikle eğitimci olan, adı eğitimci olan ama kendisi terörist olan bu insanların bir an önce aramızdan def etmesini ve onları layık olduğu ıslahhaneye göndermesini istirham ediyorum. Çünkü bizim işimiz
Başka hiçbir işe benzemez. Biz öğretmeniz. Yani biz insan yetiştirmekle görevli kişileriz. Yani biz ülkenin geleceğini yetiştiren kişileriz. Yani biz bizim elimizden sonra terörist mi olacak? Yoksa güvenlik görevlisi mi olacak? Hırsız mı olacak? Polis mi olacak? Bir esnaf mı olacak? Öğretmen mi olacak? Doktor mu olacağı belirleyen kişileriz. Bizim işimiz ötelenen, görmezden gelinen ya da yarına bırakılabilecek bir iş değil. Bu yüzden bizim işimiz eğitim her şeyden daha öncelikli bir meseledir. Gerekirse bütün meseleleri bir kenara bırakıp eğitimle ilgili sorunları tamamlamamız gerekir ki diğer konularla alakalı sorunların olmasını engelleyebilelim.